Nevzat Tarhan'la Hayata Dair. İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Kendisiyle bugün ahlaki akıl yürütmeyi konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan, günaydın. Evet, hoş bulduk, teşekkür ederim. Günaydın, iyi yayınlar Giray Bey. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Sağ olun. Ahlak ve akıl ilişkisiyle başlayalım isterseniz sohbetimize. Tabii. Ahlak ve akıl arasında nasıl bir ilişki var acaba Sayın Tarhan? Tabii. Şimdi ahlaki akıl yürütme orta çağdan beri Avrupa'da çok konuşulan bir konu. Daha sonra da bu bütün böyle felsefenin ana konularından birisi olmuş. Aynı zamanda da psikiyatride de psikolojide de ruh sağlığının kişilik teorilerinin temelini oluşturmuş. Kişilik teorilerini oluştururken ahlak ne anlama geliyor, nerede ahlak önemli ve en önemlisi de şimdi modernizm kendi ahlaki normlarını oluşturmaya çalışıyor. Şu anda kendi ahlaki normlarını oluşturamadı ama modernizm. Burada çok hatta ahlaki şeyle ilgili böyle ilk böyle Avrupa'daki ilk yüksek ses bir Fransız felsefeciden geliyor, Montaigne. Montaigne hatta onun şöyle bir sözü var. Diyor ki adaletin olmadığı yerde ahlak yoktur diyor. Evet. Şimdi düşünün, adaletle ahlak arasında ilişkiliyor. Adalet de muhakeme demek. Muhakeme, yargı, akıl yürütme demek yoktur diyor. Ve bunu şuradan, bunu 1550'lerden falan yaşayan birisi o. O söylüyor. Onun da etkileyen en önemli şey Toledo'da, yani işte 1490'larda Endülüs Emeviler devlet bitince orada ciddi birçok kitaplar yakılmakla birlikte kalan kitaplar vardı. Toledo şehrinde, İspanya'nın o zamanki başkenti gibi bir yerde çeviri okulu kuruluyor. Çeviri okulunda bütün o kitaplar, Endülüs Emeviler bu 700 sene nasıl bir medeniyet kurup da burada devam ettiler diye araştırıyorlar. Ve araştırmanın sonucunda da geldikleri noktada oradaki devlet düzenini oluşturmayla ilgili bir önce bir ahlak düzenleri olduğu anlaşılıyor onun. Onun üzerine bunun ahlakında adalet üzerine yürüdüğünü ve bundan sapmayla birlikte Endülüs Emevilerin dağıldığıyla ilgili bir kanaate varılıyor. Çeviri okulundaki bir Avrupalı düşünürler. O zamanlarda düşün, Avrupa'nın en böyle işte kilisenin ciddi bir baskısının olduğu, yani insanların böyle birbirini yediği, yüzyıl savaşlarının olduğu, İngiliz Fransız arasında öyle iç savaşların olduğu, insanların birbirini öldürdüğü, İngiltere'de de dahil iç savaşların olduğu dönemler, yani devamlı birbirleriyle savaşıyorlar ve burada bu böyle gitmiyor, bir şeyler düzelmeli diye araştırırken adaletin önemli olduğu anlaşılıyor. Adaletle ahlak arasındaki ilişki anlaşılıyor. Ahlak, akıl yürütmenin olması gerektiği noktasına geliniyor ve burada püriten ahlak ortaya çıkıyor. Püriten ahlak, yani protestan ahlak da deniyor. Kapitalizmi doğuran ahlak kabul ediliyor. Yani dini gerekçelerle dürüst olmak, adil olmak, çalışkan olmak, iyilik yapmak. Dini gerekçelerle diye başlıyor. Püriten ahlakın, protestan ahlakın özü bu. Bunu daha sonra Martin Luther bunu başlatıyor. Başlatıyor ve kiliseye karşı çıkıyor. Mesela diyor ki, yani cennet arsası satıyorlar ya kilise. Evet. Yani ciddi ciddi büyük paralar kazanmışlar. İnsanlar da saf saf alıyor. Martin Luther bir gün şeye gidiyor, mahkemeye gidiyor. Cennette cehennem, bütün cehennemi ben satın aldım. Cehennemde boş yer yok, hiç kimse boşuna cennet arsası aramasın diyor. Şimdi bu bir ahlak akıl yürütme. Yani cehennemin bütün arsaları ben aldım diyor. Ve cennette kimsenin arsa satmasına artık gerek yok. Kimse cehenneme gitmeyecek diyor. Yani tamamen onların böyle hayal ürünü olan teorilerini çürütüyor. Çürütüyor ve onun üzerine zaten kilise baskısından bıkmış olan protestan ahlakı bir Kuzey Avrupa'da hızla yayılıyor. İşte Almanya,
Birçok ülkeler o şekilde, Hollanda, Belçika, şu anda aslında birçok yeniliği yapan ülkeler, mesela bu şey Anglikan Kilisesi de aslında Protestan, evet, kilise, fakat o da işte kralın şeyi nedeniyle, evlenme isteği nedeniyle bir Anglikan Kilisesi oluyor İngiliz. Yani hepsi Protestan ahlakıyla oluşmuş. Ya bunun için şunu söylüyorum, yani ahlaki normlar arama dönemi ortaçağ aslında. Ve burada ortaya çıkan şeyler çeşitli, mesela sosyal psikologların teorileri var. Gelişim psikologların teorileri var. Mesela Piaget'in teorisi var. Kohlberg'in teorisi var. Burada Kant burada çok daha, Immanuel Kant bir filozof olarak çok daha evrensel ahlakla ilgili daha çok normlar geliştirmiş. Mesela bu bütün dinlerin de kabul ettiği, bütün ahlakçıların kabul ettiği, kendine davranılmasını istediğin gibi davran sözü. Yani ahlakı bu kelimede özetleyebiliriz diyor. Kendine davranılmasını istediği gibi davran. Fakat bakıyoruz insanların büyük çoğunluğu hep farklı davranıyorlar. Neden farklı? Ahlak açıdan neden bu kadar çok farklılık var, çeşitlilik var? Ve bu çeşitliliği gidermek için ahlaki akıl yürütmeyle ahlakın, insanların ahlaka inanması gerekiyor. Aklına uygun hale getirmesi gerekiyor. İnsanın beyninin bir çalışma sistemi var, zihninin bir çalışma sistemi var. Bir konuyu alıp bir mantıksal çerçeveye oturtmadığı zaman o bilgiyi kalıcı bilgi haline getiremiyor. Ancak mantıksal çevreye oturtursa bir travma, çözülmemiş travmayı mantıksal bir çerçeveye oturttuğun zaman o çözülmüş travma haline geliyor. Mantıksal bir çerçeveye oturtmadığın zaman bilgisayarda hani ön tarafta açık dosyalar olursa nasıl bilgisayar yavaşlar? Yani insan akıl yürütmeyle tanımlamadığı tamamlanmamış dosyalar beyninde biriktiği zaman beyin müthiş yoruluyor. İşte birçok ruhsal hastalık bu şekilde ortaya çıkıyor. Onun için tamamlanmış, yani dosyaları tamamlamada akıl ve muhakeme işi, beynin ön bölgesinin fonksiyonu. Canlılar içerisinde de beynin ön bölgesi en büyük olan varlık insan. Yani beynin ön bölgesi insan, yani beynimizin ön bölgesi olmasa frontal lob, medeniyet olmazdı. Yani biz yemek, içmek, üremek peşinde koşan insanlar olurduk. Bu nedenle yani ahlaki karar vermede akıl yürütme yöntemlerinin işin çok önemli, işe yarıyor. Yani bunun için mesela bir neden ahlak önemli diye savunan görüşler şöyle diyor. Mesela yalan söylemek uygun bir davranış değil. Doğru bir davranış değil. Yani doğru yanlış kararları verir ahlak. Ahlak doğru değil. Peki buna karşı niye doğru olmasın ki, ben istediğim zaman yalan söylerim diyen bir kimseye şöyle dediğin zaman susuyor. Yani peki yalan, eğer menfaatine varsa yalan söylersen, o zaman dünyadaki bütün insanların yalan söylemesine izin vereceğiz. Böyle bir dünya yaşanılır bir dünya mı? Doğru. Herkesin yalan söylediği bir dünyada bir, evet, düzen var mıdır? Mümkün bir, orada sağlıklı yaşamak mümkün mü? Değil. Düşün, yani bir kasabada yaşıyorsun, herkes yalan söylüyor. Nasıl orada ne ticaret yapabilirsin, ne iş yapabilirsin, birçok şey. Yani çocuğunu bile okula gönderemezsin doğru dürüst. Yani çok zor bir hayat olur. Yani normlar olmayan bir toplumda bunlar yapılamıyor. Bu normlar onun için herkesin yararına. Onun için ahlakın bireysel boyutu var, sosyal boyutu var, bir de şey, evrensel boyutu var. Üç boyutuyla el alınıyor ahlak yürütmede, bireysel boyutta. Ama şu anda nörobilimin getirdiği bir tez var. Nörobilimin getirdiği bir görüşten sonra ahlakta yeniden tanımlanmaya başladı. Çünkü canlılar içerisinde tek insan, varlık olan insan, zihin teorisi yeteneğine sahip. Zihin teorisi de mesela ileri otistiklerde yoktur böyle. Yani onlar yemek, içmek, üremek, barınmak. Tek şeyi budur. Yani bir diğer canlılardan farkı yoktur ama yani o tabii çok ileri otistikte, ama hazır otistikler o kadar değildir. Onun için bunun küçük yaştan fark edilirse beynin, o ayna nöron beynin özelliği bu. Çocuklara bunun eğitimi verilerek kapatılabiliyor arası bunların. Yani özel eğitimle öğrenebiliyor çocuklar. Yani şimdi o zihin teorisi de şöyle, beynimizde iki türlü bir motor
ayna nöronlar var. Biri de duygusal ayna nöronlar var. Motor ayna nöronlar var. Biz elimizi kaldırdığımız zaman bize karşı taraf bakıyorsa onun beyninde de elini kaldıran bölge aynen harekete geçer. Yani bu MR cihazlarında tespit ediliyor. Gösteriyor. Aynı o kişinin beyninde de yani yemek yiyen insanla yemek yemeyi yeni seyreden insanla yemek yemeyi hayal eden insanın beyninin aynı bölgeleri çalışıyor. Yemek yemeyi hayal etmek. Mesela bu aynı bir baş yemek yenip gördüğün zaman beyninde onunla ilgili alan harekete geçiyorsa aynı nöronlar bunu yaptırıyor. Telsiz internet gibi harekete geçiyor onlar. Bir de duygusal aynı nöronlar var ki karşı taraf sana seninle ilgili güçlü bir duygu hissediyorsa sevgi, öfke, nefret neyse güçlü ama hissediyor senin beyninde de benzer alanlar titreşiyor. Ve o kişiye karşı hani var ya izdivaç programlarında elektrik aldım almadım diye. Ya aslında bunu bir nevi şey burada. Beyinlerin beş duyunun dışında beyinler konuşuyor. O konuşmasının sonucunda da aynı nöronlar zihin teorisi yapıyor. İşte bu ahlakın niyet boyutunu ortaya çıkardı. Niyetin nörobilimi şu anda ortaya çıkardı. Niyetlenmiş davranışla niyetlenmemiş davranışın önemini ortaya çıkardı. Şu ana kadar ahlak teorisi yazan hani Kohlberg var, Piaget var, Kant var. Hiçbiri niyetin bu kadar üzerinde öneminde durmadılar niyetin. Ama ahlakta hep böyle dışa vuran davranışın üzerinde durdular. Kişinin düşünceleri üzerinde durdular ve eylemleri üzerinde durdular. Duyguları bilim dışı kabul ediliyordu duygular. İşte zaten nörobilim bu duyguları bilimsel bir kategori olarak ele aldı. Şimdi niyet bilimsel kategori olarak ele alınıyor. Bir insan bir şey yapmaya niyetlendiği zaman beyinde hemen onunla ilgili aksiyon potansiyeli başlıyor. Ve P300 yani olumlu bir şey ise P300 dalgası başlıyor. Olumsuz bir şey ise N50 negatif 50 dalgası başlıyor. Yani negatif dalga korkuyla tehditle ilgili dalga olduğu için 50 milisaniye sonra başlıyor. Düşün beynimiz korku öncelikli, tehdit öncelikli çalışıyor. 50 milisaniye önce tepki veriyor. Ama pozitif bir olaya 300 milisaniye P300 dalgasıyla tepki veriyor beyin. Bütün bunlarda şeyin niyetlenmiş davranışın biraz zihinsel bir eylem olduğunu, kişinin buna bir şey yaptığını, korku gibi böyle ani tepkisel olmadığını, yani tasarlanmış olduğunu ve beynin bir işlemden sonra pozitif dalgaya geçtiğini gösteriyor. Yani beynimizin üzerinde bir zihin var aslında. Bu onunla ilgili. Şimdi şu andaki bütün çalışmalar zaten bilinç çalışmaları şu anda dünyada yeni bilim alanı olarak post materyalist bilim adı altında Arizona ve Columbia Üniversiteleri bunun manifestosunu yayınladılar zaten. Neyse ahlak konusuna dönersek ahlaka akıl yürütmeye bizim burada hatta bu ahlaka akıl yürütmeyle ilgili meşhur Kohlberg'in meşhur bir şeyi vardır. Haynes deneyi vardır. Yani orada şöyle küçük bir hikaye anlatır. Her yaştaki insana bunu anlatır burada. Şurada dünyada bu vakada şöyle bir vaka. Yani şimdi kişi böyle bir o Haynes isimli kişinin eşi hasta, ağır hasta, kasabada yaşıyor. Ölmek üzere. Orada da bir tane eczacı var. Eczacının da o hastalıkta ilacı o eczacı üretmiş. Ve $2000 satıyor ilacı. Kişi ilacı alamıyor. Eczacı diyor ben bunu $2000 aşağı satmam bunu diyor. Ondan sonra dolaşıyor bir tanıdıklardan yardım topluyor. $1000 topluyor. $2000 tamamlayamıyor. Ve eşi de o ilaçta iyileşme ihtimali çok yüksek. Şimdi orada o eşinin yerinde olsa ne yaparsınız? Mesela oradaki hikayeye göre Heinz gidiyor gece dükkanın camını kırıyor, çalıyor, eşine ilacı veriyor. Hı hı. Şimdi bu ahlaki olan hangisi? İlacı çalmalı mıydı? Karısını sevmeseydi ilacı çalar mıydı? Ölecek kişi yabancı biri olsaydı aynı şeyi yapar mıydı?
Kadın ölürse polis eczacı tutuklamalı mı, kullanmıyorsa gibi sorular soruluyor. Bu sevaplara göre, cevaplara göre kişinin ahlaki gelişmişlik seviyesine bakılıyor burada. Burada mesela bir de ikinci bölümü var hikayenin. De Brown isimli bir şey var aynı zamanda. Ertesi gün oradaki mahalli gazetelerde haber oluyor. Polis şey yapıyor, araştırıyor, suçluyu aramaya çalışıyor. Cam kırıldı, çalındı diye. O gece de o Brown isimli kişi, yani o karısı hasta olan kişiyi dükkandan çıkarken gece görmüş. Şimdi haber versin mi vermesin mi? Ne yapsın? Bunlar soruluyor. Burada ahlaki durum nedir, nedir, nerededir diye sorular soruyor. Bütün bu, yani bu güzel bir şeydir. Kolbe'nin geliştirdiği bu güzel bir metafordur. Buradan hareketle çocuklardaki ahlak eğitiminde, çocuk seviyesindeki ahlak eğitimi burada korku ve itaate dayalı. Ahlak eğitimi. Korku ve itaate dayalı. Yani bir, bu birinci seviye ahlak eğitimi. Ceza ve itaat buna dayalı. Bu şey, somut değerlere göre ahlaki akıl yürütme diyoruz. Bunu. Somut sonuçları düşünür, görüneni dikkate alır. Yani bu mesela bunu camı kırarsan suçtur. Ve bundan cezalanırsın diye şey yapar. Orada yani bir çocuk aklı böyle durumlarda varsayım üreterek, seçenek üreterek hareket etmez. Yani o ölse bile onu, yani ilacı almayla ilgili şey tarzındadır. Yani korkuyla, ceza korkusuyla yapar. Bu çocuk seviyesindeki somut değerlere göre düşünen ahlak akıl yürütme. Soyut değerlere göre düşünen ahlak akıl yürütme ortalama bir insanın akıl yürütmesidir. Böyle durumlar, soyut değerlere göre düşünmek. Sadece insanlarda vardır. Mesela onun için diyelim hayvan krallığında ahlak yoktur. Hayvan krallığında bazı normlar vardır, genetik normlar. O normlar içinde davranılır. Yani bir ahlaki akıl yürütme yoktur orada. O genlerine göre davranır. Mesela bir aslan düşün, bir nesil yanında tutar, ikinci nesil olursa kovar onları. Kovar. Ve küçük çekirdek aile olur. Hatta bunu böyle hayvanlar gözlemleyenler Avrupa'da ideal aile çekirdek aile diyerek geniş aileleri reddetmişler. Hayvanlarda bu şekilde oluyor diye. Ama insanlar soyut düşünen varlık olduğu için, insanlar böyle sosyalleşme beceriler olan, yani sosyal norm ihtiyacı olan varlık. Bu nedenle toplumsal ihtiyaçlar olmuş. Onun, buna karşı çare olarak da şimdi mesela Danimarka'da 10 milyon nüfus var aşağı yukarı, ama o 15 milyon kişi dernek üyesiymiş. Yani herkes bir derneğe üye olarak sivil toplum örgütlerini teşvik ediyorlar ki yani siyasi hükümetin katılımcısı olsun, hükümetin ortağı gibi olsun ki güç odakları siyaseti etkilemesin diye böyle bir yöntem geliştirdiler. Yani halktaki bireyselleşmenin sonucunda tabii. Yani sonuçta soyut değerlere göre düşünmek de burada işte niyeti dikkate alır. Mesela bir çocuk bir bardak, masanın üstünde süt var, bir bardak. Şimdi bu bardak pat diye düştü, döküldü. Şimdi somut düşünene göre, bu sütü döktüğüne göre ceza verilecek buna. Ama soyut değerlere göre, düşünene göre, yani sütü döktü, bu bir hatalı davranış ama bunu bilerek kasten mi yaptı yoksa kazayla mı yaptı? Buna bakar soyut değer. Kazayla yaptıysa böyle durumlarda onun ders almasına önem verir. Kasten yaptıysa daha kuvvetli bir kural uygular burada soyut değerlere göre. Onun için yapılan işte niyeti mahkemelerde de öyledir. Yani taammüden işlenen, kastenin tasarlanarak işlenen suçlarla taksirli suçlar, yani kusurla işlenen suçlar aynı değil cezaları. Birinde müebbet var, birinde bir sene iki sene var. Hani bilinçli taksir diye böyle yasa değişikliği yapıldı, aslında iyi de oldu. O da bir taksir ama gene de, yani kastedilmemiş bir taksir oluyor ama kurallara uymadan hızlı, aşırı süratli kullanıyor mesela, bu bilinçli taksirdir. Yani insanların ölme ihtimalini artırarak yaşıyor mesela, bu gibi. Tabii. Yani bu da taksirli suçlarla
Taammüdi suçlar fark et, hukukta da ayrılmış zaten. Hukuk demek zaten muhakeme demek, yargılama demek, yargı demek, zihinsel yargılama demektir. Yani ahlak, akıl yürütmenin ikinci aşaması soyut değerlere göre. Sadece kendini başkasının yerine koyabilir burada. Kant'ın söylediği gibi ya da bütün dinlerin ortak öğretisi olduğu gibi sana yapılmayan şeyi, başkasına yapmayacağın şeyi, yani sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma tarzındaki bir temel evrensel ahlak kuralı. Yani kendini başkasının yerine koyar. Sorumluluk bilinci vardır. Sosyal düzen ihtiyacı vardır. Geleceği için çile çekme kavramı gelişmiştir. Kişi sadece bugünkü zevkini düşünmez. Şu anda işte sınıfı geçeceğim de üniversite gideceğim, şurayı kazanacağım. Onun için oturup ders çalışma külfetine katlanmam lazım. Ders çalışma zahmetini çekmem lazım. Geleceğim için bu çileyi, bu zorluğu çekmem lazım diyerek soyut değerlere düşünür. Mesela bir suç işleniyor bir yerde, bana ne, neme lazım demez. Suç işte şeyi burada o suçla ilgili bir şeyler yapma külfetine katlanır. Bununla ilgili hatta bizim Osmanlı'nın böyle en güçlü olduğu devirdeki temel değerleri ifade etme açısından bir Beşiktaş'taki Yahya Efendi örneği var. Kanuni'nin süt kardeşiymiş Yahya Efendi. Yani Yahya Efendi o imparatorluğun en güçlü döneminde Yahya Efendi'ye bir şey yazıyor. Kanuni diyor ki ey diyor işte üstadım diyor, dostum diyor ve herhalde abi gibi büyükmüş ona. Böyle o devlet-i âli şöyle şöyle güçlü oldu, böyle güçlü oldu, böyle güçlü oldu. Devlet-i âlinin akıbeti ne olur diye soruyor. O da kağıdın arkasına bir şey yazıyor. Neme lazım sultanım diyor. Kendi bu neme lazım demek yani bir sana ne boş ver takma kafana falan gibi olmaz. Bir hikmeti var bunun diye kanunu atlıyor, şeye geliyor, yanına geliyor Yahya Efendi Beşiktaş'taki. O tepede boğaza karşıdır, çok güzel bir yerdir. Oraya geliyor, orada neden böyle diyor. Ben size böyle hadsizlik yapmak haddim değil sultanım diyor. Ben neme lazım derken şunu kastettim diyor. Böyle koyunları çobanlar çalıp yerse, görenler neme lazım derse, de yolsuzluk, hırsızlık artar, görenler neme lazım derse, böyle yoksulluk artar, fakirler artar, zenginler neme lazım derse, adaletsizlik artar, zulüm artar, görenler neme lazım derse, o zaman devlet-i âliyenin sonunu bekle diyor. Tarihte aynen, de bunu aynen. İbni Haldun da benzer şeyler söylemiş. Devletleri bu adaletsizlik, yolsuzluk, yani adaletsizlik, yolsuzluk, bunlar devletlerin görünmeyen yıkım sebebi. Roma böyle yıkılmış mesela. Kesinlikle. Elitist bir grup kendi zevkini düşünmeye başlıyor. Onu görenler isyan ediyor. Mesela Kazakistan'da olan olaylar nedir? O adaletsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk birleşince patlıyor. Yani dünya, Fransız ihtilali nedir? Aynı şey. Tabii. Bunun için bunlar, bu ahlaki normlar toplumu koruyan normlardır. Ama ahlaki normlarda koruyan adaletin olmasıdır. Adaletin olmadığı yerde insanlar neme lazım demeye başlıyor. Kendi maalesef çıkarını düşünmeye başlıyor. Üçüncü aşamada da bitireyim isterseniz. Tabii, buyurun. Yani asıl yüksek ahlaki değerler, yüksek ahlaki akıl yürütmede yüksek değerleri düşünerek akıl yürütme. Bu niyet, o niyeti dikkate alır ama ayrıca hakçı olmayı dikkate alır. Merhamet ve saygı gibi değerleri benimser. İçgüdülerine, kendi içgüdülerine direnç gösterir. Hoşuna gideni, canını istediğini değil de doğru olanı yapar. Yani en büyük tarafsızlık kendine karşı yapar. En büyük kontrolü iç kontrol yapar. Kendine karşı yapar. İç kontrolü gelişmiştir. Yüksek değerleri olan. Gizli de kötülük yapmaz. Mesela şeyde, İngiltere'de leydilik eğitimi vardır. Leydilik eğitimini alan bir çocuğun ne zaman leydilik eğitimini aldığına bakılır. Yalnız iken yemek yiyorsa da aynı kuralları uyguluyorsa bu çocuk leydilik eğitimi almıştır denir. O bir içselleştirmiştir artık. Otomatik yapıyordur normları. Ahlaki normları. Bir acıyı hafifletmeyi sever mesela. İyiliği besler. İyilik yapmayı, bir karşılıksız iyilik yapmayı, sessiz iyilik yapmayı, rastgele iyilik yapmayı sever. Yani kötülüğü engeller. Fedakar olabilir.
sadece kendisi için değil, başkaları için de çile, külfete katlanabilir. Ülkesi için, vatanı için, evrensel değerler için. Ve ama ahlaki normlardaki en üst norm insanın içerisindeki vicdani normlardır. Vicdani normlar da kanunlarla şeyler, bazı devletin menfaatleri korunuyor, toplumsal bazı menfaatler. Geleneklerle insanın sosyal normlarla diğer menfaatler korunuyor. Ama içsel vicdanla da ve ahlaki normla da kişinin vicdani sorumluluk duygusu gelişiyor. Ama gizli olarak bile kötülük yapmaması derecesine gelmesi lazım kimsenin. Bunun olması için de kişinin artık küresel olarak bencillik artarsa, çıkarcılık artarsa, kişi ancak ölümden sonra hesap verme duygusu, yani yaratıcıya karşı sorumluluğu varsa yüksek değerlere göre düşünmüş oluyor burada. O yoksa, mesela eski antik çağda öyleymiş, yakalanmadıkça hırsızlık serbestmiş mesela. Bu noktaya gelebiliyor. Onun için ahlaki normların en yüksek noktası vicdani normların ve görünmeyene hesap verme duygusunun sahip olması da diye böyle bir özetleyebiliriz. Bireylerden devletlere kadar, yöneticilere kadar olan bütün ahlaki akıl ilişkisinde konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tarhan. Sağlıkla kalın efendim. Kolay gelsin sizlere de. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Sağ olun. Ve şimdi kısa bir müzik aramız var. Gökçe Bahadır bizlerle, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.